Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz ama bugün Ankara Kulisi'nden konuşulanlardan ziyade tam 14 yıldır konuştuğumuz bir gerçeği hatırlatmak, bir gerçeği bir kez daha dile getirmek için sizlerleyiz. Bundan yıllar evvel, o tam 14 yıl önce, 19 Ocak 2007'de Hrant Dink, Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni, Ermeni bir gazeteci. Uzunca bir süre hedef gösterildikten sonra ve tabii ki yargılandığı mahkemenin önünde, malum Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanmıştı ki neden yargılandığını birazdan hatırlatacağız. Yıllar sonra o yargılamalar uzun uzadıya devam ettikten sonra azmettirildiği kesin olan Ogün Samas tarafından bir kurşunla aramızdan alındı. Üzerinden 14 yıl geçti. Hrant Dink'in katledilişinin üzerinden tam 14 yıl geçti. Hep Hrant Dink'le ilgili nasıl oldu, ne oldu sorusu gündemde Türkiye'de. Agos gazetesi Türkçe ve Ermenice yayın yapan bir Ermeni gazetesiydi. Özellikle çatışmalı dönemlerde, 90'lı yıllarda çatışmalı dönemlerde, Kürt soruna dayalı aslında çatışmalı dönemlerde, biliyorsunuz merkez medyanın kullandığı çok net bir dil vardı. Ermeni dölü, Ermeni çeteler gibi bir takım diller vardı. Aslında Ermeniler hiç tarafı olmadıkları bir çatışma nedeniyle uzun uzadıya o çatışmalı süreçte hedef gösterilmişlerdi. İşte bu çatışmalı süreçte hedef gösterilmelerinin ardından Ermeni cemaatinin önde gelen kimi aydınları bir araya geldiler ve biz bir gazete çıkaralım. Ve çıkardığımız bu gazeteyle de hem Türkçe hem Ermenice çıkaracağımız bu gazeteyle Türkçe sayfalarımızla Türkiye'de yaşayan herkese Ermeniler kimdir, nedir, ne istiyorlar, neden taraftırlar, neden taraf değillerdir soruların cevaplarını verelim. Ayrıca Türkiye'de bir avuç kalan Ermeninin de belki de ana dillerini unutmaması için bir çaba harcamış oluruz dediler. Bir araya geldiler, Agos gazetesini kurdular. O gazetenin genel yayın yönetmenliğine de Hrant Dink getirildi. Hrant Dink uzunca yıllar boyunca gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Yıllar sonra, kuruluşundan yıllar sonra Agos gazetesi Atatürk'ün manevi kızı da olan Sabiha Gökçen hakkında bir haber hazırladı. Aslen Ermeni olabileceğine dair bir haber hazırladı. Tabii bu haberin hemen ardından Hrant Dink'e o malum Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden, yani Türklüğe hakaretten dava açıldı. Hrant Dink yargılanmaya başlandı. Yargılaması devam ederken Hrant Dink'in o mahkemeler önünde, gazetenin önünde Soros'un uşakları hesabını vereceksiniz gibi bir takım açıklamalar yapıldı. O açıklamaları yapanlar arasında daha sonra Ergenekon davasında yargılanacak olan avukat Kemal Kerinçsiz gibi isimler de bulunuyordu. Hrant Dink ardı ardına ölüm tehditleri almaya başladı. Öyle ki Hrant Dink'in öldürülebileceğine, Hrant Dink'e suikast düzenlenebileceğine dair birçok istihbari raporda farklı farklı emniyet birimlerinden, farklı farklı istihbarat birimlerinden merkezlere ulaştırıldı. Trabzon Emniyetinden, İstanbul Emniyetinden, valiliklerden birçok bilgi Hrant Dink'e her an suikast düzenlenebilir sonucuna vardırıyordu okuyan herkesi. Lakin Hrant Dink korunmadı. Hrant Dink katledilmeden bir gün önce, hatta birkaç gün önce diyelim, kaleme aldığı yazısında güvercin tedirginliği yaşadığını belirtmişti. O güvercin tedirginliği Hrant Dink'in aslında bize veda yazısıydı. Dink 19 Ocak sabahı o gün Samas tarafından Yasin Hayal'in azmettirdiği belirtilen, ancak daha sonra kendisini öldürdükten sonra emniyette, Samsun Emniyetinde fotoğrafları çekilen, poz verilen, adeta tebrik edilen Ogün Samas tarafından öldürüldü. Tabi cinayetinin arkasında örgütlü bir takım yapıların olduğu çok aleniydi, çok belliydi. Öyle ki Ogün Samast'ın görünürdeki yüzü belki de o örgütün görünürdeki yüzüydü. Silahı tutan Ogün Samast'ı, tetiği çeken ise örgütlü bir yapıydı. Tabi Hrant Dink'in öldürülmesi bazı hesaplaşmalara da konu edildi.
Bazen Ergenekon davasına konu edildi. Şimdi FETÖ davalarında ele alınıyor ama bildiğimiz bir gerçeklik var ki bugün FETÖ davalarından yargılanan bazı isimler aynı zamanda Hrant Dink'in ölümüne göz yummaktan da yargılanıyorlar. Yani totaline baktığımız zaman şunu çok rahat görebiliyoruz ki Türkiye'de Hrant Dink göz göre göre katledildi. Türkiye'de gazeteci cinayetlerine bir yenisi daha ne yazık ki eklenmiş oldu. Söyleyecek çok söz var ama açık bir şekilde zaten iktidar döneminde, AKP iktidarı döneminde yapılan yargılamalardan da çok rahat bir biçimde görüyoruz ki Hrant Dink organize bir şekilde göz yumularak ölümü izlenen bir Ermeni gazeteciydi. Bugün onun anısına bir bölüm hazırladık Ankara Kulisi'nde. Söyleyecek çok söz yok. Sadece Hrant Dink için şunu söyleyebiliriz ki buradayız ahbarik ve daima Türkiye'de katledilen bütün gazetecilerin hakkında yeterli kadar delil olmasına rağmen adalete ulaşamamalarına dair bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve ta ki tüm katledilen gazetecilerin hesabı adalet önünde sorulana kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Hrant Dink aramızdan ayrılan Türkiye'de katledilen gazetecilerden biri oldu ama en azından Türkiye'de bir şeylerin değiştiğini de görmüş olduk Hrant Dink ile birlikte. Artık Türkiye'de gazeteciler katledildiğinde bunun hesabını yargı sormasa bile, iktidar bunun üzerine gitmese bile halk hayır dur bir dakika diyebilecek noktaya gelmişti. Belki Uğur Mumcu'da, belki Çetin Emeç'te bunları pek yaşayamadık ama şunu söyleyebiliriz ki katledilen birçok gazetecinin ardından bir halka olan Hrant Dink için adalet mücadelesi daima devam edecek. Bugün Ankara Kulisi'nde Hrant Dink'i saygıyla, sevgiyle anmış olalım ve dileyelim ki bir daha hiçbir kalem yere düşmesin.